Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tarımsal üretim insanlık için, insanlarımız için çok önemli. Ancak AKP 20 yıldır bunun farkına varamadı. AKP iktidarında ülkemiz tarımsal üretimde kendi kendine yeten bir ülke olmaktan çıkmış, ithalatçı bir ülke haline gelmiştir. 20 yıllık AKP iktidarında tarımda, ormanda yıkım dönemini yaşıyor. Ormanlarımız AKP'nin beceriksizliğinden cayır cayır yandı. Vatandaşlarımız ormanı söndürelim derdindeyken atanmış bakan Cumhurbaşkanından ormanı söndürmek için talimat bekliyor. Yuh olsun size. Orman yangınlarından sonra da yanan bölgelerdeki ağaçlarımızı şirketlere peşkeş çekme derdine düştünüz. Ülkemiz bunu hiç hak etmiyor. AKP'den önce ormanın bakımı orman köylüsü tarafından yapılırdı. Orman köylümüz buradan gelir elde ederdi. Ormana gözü gibi bakardı. Şimdi orman köylüsünü ormana sokmuyorsunuz. Ormanı ihaleyle şirketlere veriyorsunuz. Şirketler ağaçları kesiyor, kökünü söküyor, çalıları kesiyor, ormanlık alanları delik deşik ediyor. Eskiden devlet ormanı korurdu. Şimdi orman köylümüz ormanı AKP'den korumaya çalışıyor. Son 5 yılda ormandan ağaç kesimi %70 arttı. Orman kanununu 29 kez değiştirdiniz. Daha dün Cumhurbaşkanı kararı ile 160 bin metrekare alan orman dışına çıkartıldı. Ormanları maden şirketlerine peşkeş çekiyorsunuz. Talan ettiriyorsunuz. Yörüklerimiz hayvan otlatmaya yayla bulamıyor, mera bulamıyor. Yörükleri yerlerinden ettiniz, yurdundan ettiniz. Siz ormanları yağmalayan bir iktidarsınız. Değerli arkadaşlar, AKP'nin 20 yıllık iktidarının sonunda vatandaşlarımız et alamıyor, süt alamıyor, yumurta peynir alamıyor. Çiftçilerimiz de her geçen gün üretimden uzaklaşıyor. Ayağı toprağa değmemiş bakanlar bir kişinin ağzına bakarak tarımı yönetmeye çalışıyor. Tarım bakanları sorunlara çözüm üreteceğine, Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl hoş görünürüz bunun derdinde. Çiftçiler traktörlerine mazot alamıyor, gübre atamıyor, yem alamıyor, elektrik parasını ödeyemiyor. Mersin'de benim üreticim su parasını ödeyemiyor, su parasını. Tarımsal girdi enflasyonu %138'in üzerine çıktı. Tarım üfe son bir yılda %163'ün üzerine çıktı. Çiftçilerin borçları 250 milyar lirayı geçti. Çiftçinin takibe alınmış borcu 3 milyar lirayı buldu. Bu rakamlar krizin itirafıdır. Çöküşün resmidir, AKP'nin özetidir. Bakan seçilmişlerden değil de atanmışlardan olunca aklı tarlada değil sarayda oluyor. Değerli arkadaşlar, vahim bir gerçek var ülkemizde. Bu yıl 2,5 milyona yakın süt sığırı kesime gitti. Bu ne demek biliyor musunuz? Ana da gitti, dana da gitti. Hayvanlar karnında yavrularıyla kesildi. Benim içim yanıyor ey bakan. O görüntüleri gördüyseniz, eğer siz üzülmüyorsanız benim buna insan olarak diyeceğim bir şey yok. Siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Çiftçi hasat yapıp para kazanacağı zaman patatesin, soğanın, limonun, 122 ülkeye ihracat yaptığımız domatesin ve salçanın ihracatını yasakladınız. Narenciye ihracatına verilen desteği kestiniz. Aha bu domatesin serada maliyeti 10 lira. Çiftçilerimiz bunu 9 liraya satamıyor ama vatandaşımız da 25 liraya bunu marketlerde almak zorunda kalıyor. Değerli arkadaşlar, burada AKP'ye bir önerim var. Marketlere saldıracağınıza çiftçiyi destekleyin. Maliyetleri düşürün de vatandaşımız sebzesini, meyvesini, yumurtasını evine alabilsin. Yörük bir çift... Buyurun.
Yörük bir çiftçi olarak buradan sesleniyorum. Ey benim çiftçim, köylüm, ahırını yıkanı, toprağını elinden alanı tanı, unutma. İktidara gelir gelmez bir hafta içinde bankalardan, tarım kredi kooperatiflerinden aldığınız borçların faizini sileceğiz. Sulama yatırımlarını hızlandıracağız. Tarsim'i yeniden düzenleyeceğiz. Tarıma milli gelirden %1 oranında destek vereceğiz. Çiftçinin, traktörünün, hayvanının hazzedilmesini yasaklayacağız. Çiftçiye vergisiz kırmızı mazot tükettireceğiz. Elektriği ucuza ve bazı bölgelerde bedava vereceğiz. Her köye teknik eleman atayacağız. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz. Vatanımızı seviyoruz. Ürettirmek istiyoruz. Hep birlikte üreteceğiz.